Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile birlikteyiz. 12. sınıf 1. dönem 1. yazılı sorular için hazırlık yapıyoruz arkadaşlar sınav hazırlığı. Boşluk doldurma ve klasik sorulardan oluşuyor sınavımız. E, konu olarak da biyoteknolojinin sonuna kadar ben ayarladım soruları ama normalde ders programında biyoteknolojilerin ortalarına doğru gösteriyor. Öğretmenleriniz dahil edebilir ya da etmeyebilir arkadaşlar. Duruma göre sizler de zaten konu sırasına göre gidiyor sorularımız. Ona göre biyoteknoloji olan kısımları atlarsınız ya da arkadaşlar izleyin en azından genel bir tekrar yapmış olursunuz ikinci sınav içinde. İsterseniz hemen başlayalım. Şunu da söyleyeyim. Sınavın pdf'sini açıklama kısmından da bulabilirsiniz arkadaşlar. Önce kendiniz çözün. Daha sonra da benim çözümlerime bakın. Ona göre de puanınızı verirsiniz zaten. Başlayalım diyor ki nükleik asitlerin yapı taşı. Arkadaşlar nükleik asitlerin yapı taşı nedir? Nükleotit. Aslında bu konu hem TYT konusudur. Bu nükleik asitler DNA ve RNA. Hem de AYT'de işliyoruz. Neden AYT'de de işliyoruz? Çünkü protein sentezi buna bağlı. Bu yüzden de önce bir genel tekrar yapmamız lazım ki daha sonra protein sentezine bağlayalım. DNA'nın replikasyonu da var yine bu da arkadaşlar 12. sınıf konusudur. Bu nükleotittir, bazlardır. Bunları 9. sınıftan hatırlarsınız ama geriye kalan kısımlar tabii ki 12. sınıf konusu. Bize demiş ki pürin bazları nelerdir? Arkadaşlar iki tane pürin bazı vardır. Nedir bunlar? Adenin, adenin ve guanin. Bu arada elimle yazıyorum yani parmağımla yazıyorum. Telefondan çekiyorum çünkü o yüzden biraz yazım kötü olabilir kusura bakmayın. Pirimidin bazlarını sormuş. Üç tane de pirimidin bazı var arkadaşlar. Pirimidin bazlarını yazalım. Nedir? Adenin ve guanin haricinde olanlar nedir bunlar? Timin, değil mi? Sitozin, sitozin ve urasildir. DNA'nın yapısındaki şeker. Arkadaşlar DNA'nın yapısındaki şeker deoksiriboz. Zaten isim olarak buradan geliyor. Deoksiribonükleik asit diye. RNA'nın yapısındaki şeker nedir? Bu da riboz şekerdir. O da ribonükleik asit diye açılımı biliyorsunuz. DNA'yı özgü baz. Arkadaşlar sadece DNA'da bulunan baz timin bazıdır. Sadece RNA'da bulunan RNA'ya özgü baz ise urasil bazıdır. E, timin, RNA'da bulunmaz. Urasil de DNA'da bulunmaz. Hem DNA'da hem de RNA'da ortak olarak bulunan molekül. Şimdi bunlar baz olarak aklınıza gelebilir. Mesela işte sitozin, e, guanin, adenin bunlar baz olarak ortak. Ama her ikisinde ortak olarak bulunan bir molekül var ki hiç değişmiyor arkadaşlar. Bu nedir? Fosfat grubudur. Fosfat grubu veya H3PO4 olarak da yazabilirsiniz arkadaşlar. Yedinci sorumuz adenin ile timin arasında nokta nokta, guanin ile stozin arasında nokta nokta hidrojen bağı bulunur. Kaçlı hidrojen bağı olduğunu sormuşlar bize. Arkadaşlar adenin ile timin arasında ikili hidrojen bağı kurulur. Guanin ile stozin arasında da üçlü hidrojen bağı kurulur. Guanin ile stozin arasında üçlü hidrojen bağı olduğu için eğer bir DNA Guanin ve stuzin açısından daha zengin olursa arkadaşlar onu parçalamak oldukça zordur. Yani fazla enerji gerektirir. Sebebi üçlü hidrojen bağlarıdır. Çünkü daha fazla hidrojen bağını kırmamız lazım. O yüzden aynı uzunlukta olup da guanin stuzin sayısı daha fazla olan bir DNA'yı parçalamak diğerine göre daha zordur. RNA çeşitlerine geldiğimiz zaman bize bunları soruyor. Nedir bunlar? Mesajcı RNA değil mi? Şifreyi alıyor. Taşıyıcı RNA Stoplazmadan amino asit taşır arkadaşlar. Ribozomal RNA bu da ribozomun yapısını oluşturan RNA'dır. DNA'nın etrafı nokta nokta proteinleriyle sarılarak ne oluşturuluyor? Arkadaşlar DNA'nın etrafı histon proteinleriyle sarılır ve kromatin iplik dediğimiz yapı oluşturulur. Kromatin. Daha sonra bu kromatin iplik hücre bölünmesi sırasında kısalıp kalınlaşarak neye dönüşüyor? Kromozomlara dönüşüyor. DNA üzerinde bulunan belli bir özelliği ifade etmeye yarayan şifrelere biz ne diyoruz? Gen diyoruz tabii ki değil mi? Gen artık buradan sonrası 12. sınıfla ilgili olan kısmımız arkadaşlar. Genlerin değişikliğe uğramasına ne denir? Ne diyoruz? Mutasyon. Bu arada soruları hazırlarken MEP kitabından yararlandım. Aklınızda kalmasın. DNA'nın kendini eşlemesine ne diyoruz? DNA'nın kendini eşlemesine replikasyon. Değil mi? Replikasyon. DNA kendini eşleyebiliyor ama RNA kendine eşleyebiliyor mu? Hayır. RNA DNA tarafından eşleniyor. Diğer sorumuza gelelim. Replikasyon sırasında DNA'daki hidrojen bağını kıran enzim. Bu enzimler önemli arkadaşlar. ÖSYM de sever sormayı sorabilir. Ve sınavınızda da kesinlikle çıkacağını biliyorum. Replikasyon sırasında DNA'daki hidrojen bağlarını kıran enzim helikaz enzimidir. Zaten ezberleyeceğiniz 3 tane enzim var. Biri helikaz. Replikasyon sırasında kalıp zincir karşısına yeni zincir sentezleyen enzim. Bu da nedir? DNA polimeraz enzimidir. DNA polimeraz. Replikasyon sırasında oluşturulan DNA parçacıkları arasındaki boşluklar hangi enzimle kapatılır? Bu da DNA ligaz enzimi arkadaşlar. Bakın 3 tane enzim bileceksiniz. Helikaz. Bakın şuradaki baş harfinden hidrojen bağlarını kırıyor. DNA polimeraz polimer üretiyor. Yani yeni zincir sentezliyor. DNA ligazda birleştirme işlemi yapıyor. Parçacıkları birleştiriyor arkadaşlar. Bu şekilde tutabilirsiniz aklınızda. DNA'da bulunan üçlü nükleotitlere biz ne diyoruz? Kod diyoruz değil mi? DNA'daki üçlü nükleotitler. Mesajcı DNA'da bulunan üçlü nükleotitlere ne diyoruz arkadaşlar? Bunlara da kodon diyoruz. Kodon. Peki bunların karşılığında Taşıyıcı RNA'da bulunan üçlü nükleotidlere ne diyoruz? Antikodon diyoruz. Hepsi zaten birbirinin karşılığıdır. Kodun karşılığı kodon, kodonun karşılığı da nedir? Antikodondur. Protein sentezine kalıplık yapan RNA, arkadaşlar protein sentezi için şifre veren veya kalıplık yapan DNA'mız hangi DNA'dır? Mesajcı RNA. Mesajcı RNA'dır. Protein sentezini başlatan kodon. Bu tüm canlılarda ortak kodondur arkadaşlar. Bu AUG kodonudur ve metiyonin aminoasitine denk gelir. Normalde sizin amino asitleri bilmenize gerek yok ismini. Doğada 20 çeşit amino asit var. Bunların ismini bilmenize gerek yok ama metiyoninin başlatıcı olan aminoasit olmasını olduğunu bilin arkadaşlar. Bu önemlidir. Durdurucu kodonlar 3 tanedir demiş. Bunlar yazalım. 3 tane kodonumuz var durdurucu olan. Bunlar U, A, A. U, A, G. Ve U, G, A. Bu şekilde arkadaşlar. Hepsi urasil ile başlıyor zaten. Urasil, adenin, adenin. Urasil, adenin, guanin. Urasil, guanin, adenin. Zaten dikkat ederseniz şurada G ile A sadece yer değiştirmiş. U, A'yı da aklınızda tutarsınız. Durdurucu kodonları yazdık. Şimdi diyor ki DNA'dan RNA sentezine ne denir? Arkadaşlar DNA'dan RNA sentezine ne diyoruz? Transkripsiyon. Bakın DNA'dan sadece transkripsiyon şunu yazayım. DNA'dan sadece mesaj RNA üretilmez. Diğer RNA'lar da üretilir. Yani taşıyıcı RNA olsun, işte ribozomar e, ribozomal RNA olsun bunlar da üretiliyor. Ama biz konuları işlerken mesaj RNA'nın üretilmesi olayını görüyoruz sadece. Protein sentezi hangi organelde gerçekleşiyor arkadaşlar? Ribozom organelinde gerçekleşiyor. Gelelim Şimdi buraya kadar protein sentezi olan kısımdı. Buradan sonrası biyoteknoloji ile ilgili olan kısım. Eğer biyoteknoloji dahil değilse buradan sonrasını boşluk doldurmalar için izlemeyebilirsiniz, atlayabilirsiniz. Organizmaların ve bileşenlerinin faydalı ürünler elde edebilmek için kullanılan tüm uygulamalara ne diyoruz biz? Biyoteknoloji diyoruz arkadaşlar. Biyoteknoloji. Bilimsel ve te bilimsel teknik ve yöntemlerle Yeni ürünler elde edilmesine biz ne diyoruz? Buna da e, bu arada bir dakika 23'ü yanlış yaptım. Burada hangi biyoteknoloji olduğunu sormuş. Biyoteknolojinin tanımını sormamış. Arkadaşlar biyolojik sistemler yardımıyla yaptığımız e, yeni ürüne dönüştürme teknolojisine biz klasik biyoteknoloji diyoruz. Klasik biyoteknoloji bilimsel teknik ve yöntemlerle yeni ürünler elde edilmesine de modern biyoteknoloji diyoruz modern. Eğer bilimi kullanıyorsak modern, klasik şeyleri kullanıyorsak klasik biyoteknoloji. Gen aktarımı ile yapısal özelliği de değiştirilen DNA'ya arkadaşlar biz buna rekombinant DNA diyoruz. Rekombinant DNA rekombinant DNA kullanılarak ilaç yapımı yapılabilir. Yoğurt mayalama, süt mayalama gibi bu tür şeyler yapılabilir arkadaşlar rekombinant DNA teknolojisiyle. Özellikle insülin üretimi olsun bu tür ilaçların üretiminde oldukça önemlidir. Farklı bir türden gen aktarımıyla belirli özelliği değişmiş canlılara ne denir? Arkadaşlar biz bunlara transgenik canlı diyoruz. Transgenik bakın Nasıl aklımda tutacağım? Trans'tan transfer etmek. Gen zaten geni biliyoruz. Gen transfer edilmiş canlı. Tamam mı? Bu şekilde tutun aklınızda. Bir genin kopyasını oluşturmak için kullanılan yöntem ve tekniklerin tamamına ne diyoruz arkadaşlar? Buna da klonlama diyoruz arkadaşlar. Gen klonlanması. Klonlama bize zaten genin kopyası dediği için gen klonlaması diyoruz. Farklılaşmamış hücrelere biz ne diyoruz? Kök hücre diyoruz. Zaten klasik sorularda da kök hücre çeşitlerini sordum. Kök hücreler kullanılarak birçok hastalığın tedavisinde uygulanabiliyor arkadaşlar. Oldukça önemlidir. Şimdi gelelim klasik sorularımıza. 7 tane klasik sorumuz var. Diyor ki nükleotidin yapısını anlatınız. Anlatalım. Arkadaşlar nükleotidin yapısına baktığımız zaman bir azotlu baz değil mi? Buna bağlı olan 5 karbonlu bir şekerimiz var. Buna bağlı olan H3PO4 dediğimiz fosforik asitimiz var veya fosfat grubumuz var. Şimdi burada azotlu organik baz dediğimiz zaman biz azotlu organik bazları ikiye ayırıyoruz. Bir pürin bazları diyoruz bir de pirimidin bazları diyoruz. Pirimidin. Arkadaşlar pürin bazları adenin ve guanindir. Pirimidin bazları ise zaten boşluklarda da sormuştum. Timin, sitozin ve urasildir. Adenin, pardon, adenin ve guanin yani pürin bazları hem DNA'da hem de RNA'da bulunur. Sitozin de aynı şekilde hem DNA'da hem de RNA'da bulunur ama timin sadece DNA'da, urasil de sadece RNA'da bulunur. Şekere geldiğimiz zaman 5 karbonlu şekerimiz var. Arkadaşlar DNA'nın yapısına katılan şeker deoksiriboz şekerdir. Deoksiriboz DNA'nın yapısına katılır. Ee, RNA'nın yapısına katılan şeker de riboz şekerdir. Şimdi biz baz ve 5 karbonlu şekerin oluşturduğu yapıya nükleozit diyoruz. Nükleozit. Eğer bunun yapısına bir de fosfat katılırsa buna da ne diyoruz artık? Nükleotit diyoruz. Yani size şöyle diyebiliriz. Bir nükleozitin yapısında hangisi yoktur diyebilir. Nükleozitin yapısında ne yokmuş? H3PO4 yani fosfat grubu yok. Fosfat grubu da katılırsa neye dönüşüyor? Nükleotide dönüşüyor arkadaşlar. Silelim şimdi burayı. Diyor ki, ikinci sorumuz. Normal azotlu bir bakteri DNA'sı iki kez ağır azotlu ortamda eşleniyor. Oluşan melez DNA'ların oranının ağır DNA'lara oranı nedir? Şimdi iki kez arkadaşlar ağır azotlu ortamda eşleniyormuş. Şimdi normal azotlu olması 14. Yani eee Burada atom sayısına bağlı olan bir şeydir arkadaşlar. Azot işaretleniyor falan. Şimdi biz 14'lü azota sahip bir DNA'mız var. DNA'nın iki zinciri değil mi? Biri 14, diğeri de 14. Şimdi ben bunları eşleyeceğim. Bakın birinci eşlemeye baktığım zaman. Birinci eşlemede birinci zincirimiz 14. İkinci zincirimiz ne olur? 15. Çünkü neden? Ağır azotlu ortamda. Ağır azot dediğimizde 15'li DNA'mız. 14'e 15 geldi. Sonra ikinci zinciri de eşliyorum. Bunda da yine 14'e ne gelir? 14'e 15 gelir. Sonra iki kere eşlendiği için bu birinci eşlemeydi. İkinci eşlemeye geliyorum arkadaşlar. Ne olur? Yine 14'e 15 olur. Şurası da 15'e 15 olur. Geliyorum diğer kısma. Burada arkadaşlar yine 14'e 15 olur. Şu da aynı şekilde 15'e 15 olur. Şimdi baktığım zaman DNA'larıma bakıyorum. Bakın bu melez DNA. Bu da melez DNA değil mi? Kaç tane melez DNA'mız oldu? 2 tane. Bize ne diyor? Ağır de, melez DNA'ların ağır DNA'ları oranı. 2 tane melez DNA'mız var. Ağır DNA'lara baktığım zaman kaç tane? 2 tane de ağır DNA var. 2 bölü 2'den ne olur arkadaşlar? Oranımız 1 olur. Mesela 3 kere eşlemiş olsaydı bunun kısa yolu şöyle olacaktı. Ben normal azotlu bir DNA'yı Diyelim ki 3 kere avrozotlu ortamda eşledim. 2 üzeri 3'ten kaç tane DNA oluşacak? 8. Peki ben her eşlememde 2 tane melez DNA elde etmiyor muyum? Evet. O zaman bu 8 DNA'nın ikisi melez olur. Altısı da arkadaşlar ne olurdu? Avrozotlu olurdu. O zaman oranımız da 1/3 bölü 3 olurdu. Eğer 3 eşleme deseydi ama bizi 2 eşleme dediği için ne yaptım? 2/2'den bölü 2'den oranımızı 1 bulduk. Bununla ilgili bir soru yine çıkabilir karşınıza sınavda. Yine silelim şurayı. Üçüncü soruda diyor ki protein sentezi aşamalarını yazınız. Arkadaşlar şöyle kısaca bahsedeyim. Ben hani uzun uzun yazmayayım. Bir kere ilk aşama olarak DNA'dan ne sentezlenir? Mesajcı RNA sentezlenir. DNA'nın sadece ilgili bölümü açılır arkadaşlar. Diğer bölümleri bağlı kalır. Çünkü transkripsiyon sırasında şifre veren gen bölgesi açılıyor. Geriye kalan kısım arkadaşlar bağlı kalıyor. Eğer mesaj reyna üretildikten sonra zaten bu zincir tekrardan eski haline geliyor. Sonra bizim sitoplazmamızda, diyelim ki sitoplazmada sentezlenecek bir protein olsun. Burada ribozomun büyük ve küçük alt birimi birbirinden ayrı bulunuyorlar. Küçük alt birimi aşağı çizeyim de daha kolay olsun anlatması. Büyük ve küçük alt birim ayrı ayrı bulunuyorlar arkadaşlar. Mesajcı RNA burada sentezlendikten sonra geliyor. Bakın küçük alt birime bağlanıyor. Küçük alt birime bağlandıktan sonra büyük ve küçük alt birim birbirine doğru hareket ediyor ve kapanıyor arkadaşlar burası. Yani ben burayı artık nasıl çizmem gerekiyor? Büyük ve alt küçük alt birimi kapandı olarak çiziyorum. Diyelim ki şurada bazı kodonlar gelmiş olsun. Şimdi Mesaj RNA üzerinde olduğu için ne diyorum ben bunlara? Kodon diyorum. DNA üzerindekilere ne diyordum? Kod diyordum. Şimdi burada kodonlar geldi. AUG kodonu gelene kadar çünkü başlatıcı kodon AUG'dir. AUG kodonu gelene kadar boş geçer. Mesela şurada diyelim ki AAA var. İşte burada AU var mesela gelmedi. Bunlar boş geçiyor ama şuraya geldi. AUG kodonu geldi. Burada metiyonin hemen buraya bağlanıyor ve protein sentezi başlıyor. Başlıyor yanına bir amino asit ekleniyor. Başlıyor yanına bir amino asit ekleniyor. En son en son arkadaşlar durdurucu kodonlardan bir tanesi gelene kadar sentez devam ediyor. Diyelim ki UAA geldi buraya. UAA denk geldi ve ben 4 tane amino asit içeren bir protein ürettim, polipeptit ürettim. Bu arada durdurucu kodonların karşılığında amino asit yok. Yani durdurucu kodonlar sadece durduruyorlar. Karşılığında herhangi bir amino asit üretilmiyor. 4 amino asitlik bir protein üretiyorum, polipeptit. Daha sonra büyük alt birim ve küçük alt birim birbirinden ayrılıyor. Mesaj RNA buradan çıkıyor arkadaşlar. Eğer tekrar kullanılmayacaksa parçalanıyor. Eğer tekrar kullanılacaksa sitoplazmada belirli bir süre bekleniyor. Daha sonra parçalanıyor. Bu şekilde protein sentezinin aşaması. Şimdi böyle mantığını anlarsanız eğer sınavda siz de e, kendiniz hemen işte bu anlattıklarımdan yola çıkarak kendi kafanızda kurarak yazabilirsiniz. Dolayısıyla mantığını anlayın. Yazma işlemini zaten otomatik kendiniz yapacaksınızdır. Hocalarınız belirli bir şey istemez. Yani illa şunu şuraya yazacaksın bunu böyle yazacaksın. Cümle cümle doğru yazmanızı istemez. Mantığını Anlatın kendi cümlelerinizle e, mantığını anlayın kendi cümlelerinizle anlatın emin olun o en güzel olacak en azından mantığını anlamış olursunuz. Gelelim diğer sorumuza polizom nedir? Arkadaşlar polizom ya da diğer bir ismiyle poliribozom bakın nedir bu? Aynı anda şimdi aynı anda benim birçok ribozomum var. Şöyle bir tane burada, bir tane burada, bir tane burada. Böyle böyle birçok ribozomum var. Ben bu ribozomlara getiriyorum. Bir tane mesajcı reynayı bağlıyorum. Ne yapıyorum arkadaşlar? Tek bir mesajcı reynayı kullanarak ben aynı proteinden çok sayıda üretiyorum. İşte buna ne diyoruz? Polizom diyoruz. Bakın tek bir mesajcı reyna kullanılarak aynı proteinden çok sayıda ribozomun yan yana gelerek üretilmesine biz ne diyoruz? Polizom diyoruz arkadaşlar. Yani oluşan şu yapı nedir aslında? Polizomdur. Diğer bir ismiyle poliribozom. Poli ne demek zaten? Çok. Çok sayıda ribozomun yan yana gelerek aynı protein üretmesidir. Bu şekildedir polizom. Dediğim gibi mantığını anlamanız yeterlidir. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki biyoteknolojide modern organizmaların özelliklerini yazınız. Yine biyoteknoloji kısmına geçtik. Eğer sınavınıza dahil değilse bu kısmı da artık izlemeyebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu Durdurabilirsiniz. Diyor ki biyoteknolojide modern organizmaların özelliklerini yazınız. Nedir arkadaşlar bu özellikler? Mesela ben biyoteknolojide bir organizma kullanacaksam, bu organizmanın yaşam döngüsünün hızlı olması lazım. Yani bana günlük saatlik veri vermesi lazım. Dolayısıyla en önemli özelliği hızlı yaşam döngüsüdür. Daha sonra benim bu kullandığım organizmanın genomunun basit olması lazım Küçük olması lazım ki rahat bir şekilde çalışabileyim Mesela bizimki gibi böyle uzun zincirler olmaması lazım Kısa zincirler olması lazım İkinci özelliği bu İhtiyaç duydukları az olması lazım Mesela besine az ihtiyaç duyması lazım Bu da diğer bir özelliği Daha sonra küçük boyutlu olması lazım arkadaşlar Ve yetişme koşullarının basit olması lazım Yani ben bir laboratuvar ortamında bunu yetiştirebilmeliyim ve son olarak da kısa zamanda fazla sayıda yavru vermesi lazım. Mesela ben bir bakteri kullanıyorsam bu bakteri bakteriyi niçin kullanıyorum? Kısa zamanda fazla sayıda yavru veriyor. Çünkü 20 dakikada bir bölünüyor ortalama olarak bir bakteri. O zaman kısa zamanda fazla yavru veriyorsa benim çalışmalarım daha da kolaylaşır. Evet böylece bu sorumuzu da cevaplamış olduk. Gelelim 6. sorumuza. Diyor ki kök hücre çeşitlerini yazınız. Arkadaşlar kök hücreler kök hücreler iki şekilde olabilir. Ya embriyonik kök hücreler olur, ya da yetişkinlerden alınan kök hücreler olur. Yani bizlerden alınabiliyor ama daha ee, iyi olanlar tabii ki embriyonik kök hücrelerdir. Şimdi embriyonik kök hücre de iki şekilde alınabiliyor. Ya göbek bağından alınır arkadaşlar, göbek bağı, ya da amniyon sıvısından alır. Hani bebeğin amniyon sıvısı yazalım. Bebeğin arkadaşlar anne karnında içerisinde bulunan sıvıya biz amniyon sıvısı diyoruz. Bu sıvıdan da embriyonik kök hücre alınabilir. Yani şimdi şartlar artık yavaş yavaş iyileştiği için bu sıvılardan veya göbek bağından kök hücre alınarak kök hücre bankalarında saklanabiliyor. Tabi birazcık maliyetli genellikle bunu daha böyle zengin olanlar belki yapıyorlardır. Kök hücreler saklanıyor saklandığı zaman diyelim ki Allah korusun ileride o çocuğun herhangi bir hastalığı ortaya çıkarsa lösemi gibi veya işte karaciğer yetmezliği gibi başka tür hastalıkları tabii inşallah çıkmaz çıkabilirse arkadaşlar bu hastalıklarda kullanılabiliyor bu kök hücreler. Hem doku uyumu bakımından herhangi bir sıkıntı olmuyor hem de zaten kendi hücresi olduğu için e, herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Embriyonik kök hücre bu şekilde peki yetişkinlerden kök hücre alın alınıyor mu? Alınıyor. Özellikle bakın bizim kesinlikle bilgi sahibi olmamız gereken bir şey bu kırmızı kemik iliğinden alınıyor arkadaşlar kök hücre yetişkinlerde hani ee, lösem ile olan birine eğer dokunuz uyuyorsa kırmızı kemik iliğinizi verebilirsiniz. Zaten ilik kendisini yeniliyor oradan iliğiniz alındığı zaman ve çok basit bir işlemdir. Hani ee, korkutacak bir işlem değil arkadaşlar kolaylıkla. Bağış da yapabilirsiniz kemik iliği başı Eğer doku uyumu gerçekleşen hastalar olursa Hani Allah'ın izniyle e, hem büyük sevap kazanmış olursunuz hem de bir kişinin hayatına dokunmuş olursunuz kırmızı kemik iliği oldukça önemli bir e, kök hücre çeşididir arkadaşlar Tabii ki hasta olanlar için bizler bu durumu yaşamadığımız için hani o hastaların ne yaşadığını bilmiyoruz ama onlar her gün acaba bir işte bağış olur mu ya da ne bileyim ailemden hani tutan biri olur mu diye bekliyorlar. Organ nakli bekleyenler de aynı şekilde tabii ki ama en azından kırmızı kemik iliğini bizler sağlıklıyken verebiliyoruz. Eğer böyle bir imkanınız varsa şu an yaşınız tutmuyor ama 18 yaşını doldurduktan sonra verebilirsiniz. Şimdi de nasıl verebiliyorsunuz? Tabii ki ebeveyninizin yanında olması lazım arkadaşlar. Bu şekilde verebiliyorsunuz. Gelelim 7. sorumuza. Diyor ki biyoetik ve biyo güvenliği açıklayınız. Arkadaşlar ilk önce biyo güvenlikten bahsedelim. Nedir biyo güvenlik? Adı üstünde bakın. Biyo güvenlik yani canlı güvenliği. Şimdi ben bir biyolojik çalışma yapıyorum. Eğer bu çalışma canlı ve çevre için güvenli ise ben buna biyo güvenlik diyorum arkadaşlar. İsminden çıkardık. Peki gelelim bioetik. Bioetik ne demektir? Etik zaten uygun olma anlamında kullanılıyor. Ben yaptığım benim yaptığım biyolojik çalışmalar kanun ve kurallara uygunsa buna da arkadaşlar bioetik diyoruz. Mesela klonlama. Klonlama biliyorsunuz yasaklandı ama yani böyle büyük canlıların kullanılması yasaklandı. Çünkü etik değil. ...hani illa ki gizli bir şekilde yapılıyordur... ...hatta e, bazı ülkelerde falan var bunların... ...bazen haberlerde falan çıkıyor acaba doğru mu diye... Arkadaşlar özellikle insan klonlanması tabii ki etik değildir. O yüzden yasaktır insan klonlamak da. Düşünsenize böyle bir şey olduğunu, e, sizden birkaç tane olduğunu düşünün. Aslında ilk bakışta iyi gibi gelebilir ama bir süre sonra emin olun e, dünyanın nüfusunda hızlı bir artış yaşanır. Ayrıca o klonların ne yapacağı ne edeceği belli olmaz. Dolayısıyla etik olmayan bir durum karşımıza çıkacak. Bu klonlamayla ilgili. Ben bir kitap okumuştum, size de önereyim. Sınavdan sonra ya da arkadaşlar e, kendinizin işte müsait olduğunuz zaman da okuyabilirsiniz. Klon diye bir kitap. Bu kitabı da e, açıklama kısmına yazayım yazarında yazarı çünkü yabancı isimli. Şu an ben okuyamıyorum onu. E, i̇smiyle birlikte yazarının ismiyle birlikte ben size açıklama kısmına yazayım. O kitabı da okursanız eğer böyle şeyleri meraklıysanız en azından bilgi sahibi olursunuz. Evet böylece bitirelim artık videomuzu. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.